sayın seyirciler, TV'den sevgiler, saygılar. Güzel bir hafta yine de başladı. Pozitif vibe'da dükkana geldim. Her şey mükemmeldi, muhteşemdi. Çocukların hepsi çok güzel çalışıyorlardı. Özellikle Feyzullah bugün o inanılmaz pozitifti. Her şey mükemmel. Mustafa ona keza. Burada organizasyon hepsi var ya. Sabah kalbini mi kırdın Feyzullah? Estağfurullah, olur mu? Hiç kimse günah çıkarma gibi oldu. Yok, burada herkes her şey yolunda. 15 Ekim 2012 yazdan kalma bir gün, pazartesi. Pazartesi sendromu yok artık. Herkes işe böyle şevkle gidiyor. Evet. Hemen best top 10 tweetlerimize geçiyorum. Retweet Kolik, Güray Gürsel, Cem Adrian, Önder Şeren, Dark Instinct, Olduğu Gibi Anla, Tuti Mucize, Hüsnü Neşe'den Yana, Argostroloji ve Bruda Martin Jr. Buyur. Evet sevgili Olgun, iyi bir hafta. Her şey güzel geçiyor. Nasılsın, sen nasılsın? Senden ne var ne yok? Vallahi iyiyim. Dün bir kitap, daha doğrusu dün kitap aldım özellikle. Evet. Yağmur Kıyamet. 3 tane kitapçıda yoktu. Bir tanesinde son kalmış. Yağmur Kıyamet Çiçeği şu anda elimde. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Sevgili Onur Aydın'ın. Aslında şu anda o da burada. Ama nerede bakıyorum şöyle. Gördüm yok. Ama şu anda meşgul. Çok yoğun şu anda. Kitap imzalıyor. Birazdan kitaptan bahsedeceğim. Evet. Hemen ilk tweetimize geçiyorum. Bir şey mi soracaksın? Retweet Kolik, hobilerim arasında birinin yalanını yakaladığımda hiçbir şey olmamış gibi davranıp onun ne kadar karaktersiz biri olduğunu izlemek var. Çok güzel bir şey yalnız. Beğendin mi? Çok. Var mı? Böyle? Ya oluyor tabii ki, adam yalan atıyor. Gözünün içine bakıyor. Sen bazen beni böyle izliyorsun. Böyle yalan atıyor. Söylüyorum, yalan atma diyorum. Bak diyorum, böyle biz bunları yemeyiz diyorum ama onu dedikten sonra yeni bir yalan başlıyor. Sonraki tweetimiz Güray Gürsel. Bu saatlerde oluşan muhtemel bir merakı da gidereyim. Sizden ayrılınca saçmalama, biz onunla kardeş gibiyiz dediği insanla birlikte olacak. Evet. Değil mi? O da var. Şimdi bir abi var. Ben de mesela Yalçın abi diyorlar. Ondan sonra biz çok eski dostuz deyip bunun gibi bir süre... Sonraki tweetimiz Cem Adrian'dan. Klibi bir hayli konuşuldu. Mastürbasyon hikayesinden dolayı. Evet. Bu topluma fazla mı? Yoksa bilmiyorum. Klip hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Ne düşünüyorsun? İzledin mi? Yok, seyretmedim. Valla biz çok asosyal kalıyoruz. Çünkü ne biliyor musun? Şu bel üstünden mastürbasyon yaptığı anlaşılıyor. O algı var. Ne dersin öyle? Ya Batı dünyası bunun türevlerini çok fazlasıyla yapıyor zaten. Evet sayın seyirciler, hani ses geldi. Batı dünyası bunların türevlerini yapıyormuş. Bazı şeyleri, düşünceleri aşmak gerekiyor. Hani bu sinemadaki yaklaşımlar gibi. Hani bazı filmler vardır. Türk bunu böyle düşmanlığıyla lanetlemeye başlarız. Dejenere. Dejenere olmayız. Zaten oraları çoktan açtık aslında. Evet. Yani 20 yıl evvel olsaydı bunu konuşuyor olabilirdik ama mesela şimdi bu takip filmi İstanbul'da geçmiş ve herkes şeyi konuşuyor. Abi, İstanbul kötü mü çekilmiş, iyi mi çekilmiş? En kötü tarafı. Kötü soru. Ama yani şey düşünmek lazım buna. Amerika'yı anlatan ve Amerika'da geçen. Gel sen de bize katıl. Buradan devam edelim. Onur Bey, evet Onur Bey. Amerika'da Yağmur, geçen bir sürü kötü film var yani. Yağmur Kıyamet Çiçeği'nin yazarı Onur Aydın arkadaşımız burada neden gelmiyor hala anlamış değilim. Şey yapıyor, bir kamera fobisi var. Fobisi. Hayır, kamera arkasında yönetmenlik yapan senaryo yazarı, yazar. Belki de bizi küçümsüyordur sizin yanınızda. Cem Adrian'ın tweet'i aslında çok programımızı belki de beğenmiyordur da katılmak istemiyordur. Aksine izliyor, izlediğini söyledi. Ve Cem Adrian... Evet sevgili dostlar, bazı arkadaşlarımız programımızı küçümsüyor. Devam edelim. Savaşmamayı öğrenebildiği gün tüm zaferler insanoğlunun demiş. Güzel. Çok güzel. Manidar. Evet. Önder Şeren hemen sonraki. Sokakta karşılaşan iki kızın çığlık atarak birbirlerine koşup sarılmasına hala alışamadım. Nasıl bir selamlama şekli? Hangi kabiledensiniz demiş. Ya ben de onu bak yemin ediyorum var ya, bunu daha okumamıştım ben ama şunu çok merak ediyorum. İki kızın birbirine saatlerce sarılıp böyle çok özledim demesi. Bir türlü anlam veremem. İki erkek birbirine sarılıp böyle yapsa sakın kesin gay derler. İki tane kız birbirine sarılıyor. Saatlerce böyle bastırıyorlar birbirlerini. Böyle iyice bastırıyorlar birbirlerini ve seviyorlar birbirlerini. Özlemiş, yani böyle özlüyorlar. Evet. Bu nedir? Homofobik olmadığımızı söyleyerek de bir sonraki tweet'e devam ediyoruz. Dark Instinct, aşk diye bir şey var. Duyguların en vefasızı.
Abi bu aşk, aşkı bir türlü çözemedik ya. Kimse çözemedi onu ya. Olduğu gibi anlat ama bazı aşklar hep, aslında aşklar bazı hep... Bazı aşklar yalan aslında. Aşklar hep yarım kalırmış biliyor musun? Evet. Yaşayanlar bütün olduğunu itiraf etselerdi. Zaten aşk yarım kalmasa aşk olmaz. Olmaz, doğru söylüyorsun. Öyle mi Onur? Tabii ki. Yani aşk Veysel'in güzel bir sözü vardı. Seversin, kavuşamazsın, aşk olur diyordu. Seversin, kavuşursun, aşk olmaz. Evet. Aşk olsun, aşk olsun, aşk oyuna kuş konsun demek abi. Olduğu gibi anlat sonraki tweetimiz. Yıl olmuş 2012, hala 5 liralık yüzük alıp sözlendik triplerine giren sevgililer var. Savaş çıkarsa önden ilk onları yollayalım yapmasın diye. Esprili bir yaklaşım. Evet. Tuti mucize, bir insanın yaşayıp yaşamadığını anlamak için nabzına değil gülüşüne bakın. Bu da doğru. Hüsnü Neşe'den yana, ben şimdi bir kızı seviyorum. O kız da bir başkasını seviyor anladığım kadarıyla. Ama o çocuk kızı sevmiyor. Adamdaki lükse bakar mısın? Bu da çok güzel. Bu öyle olur genelde zaten. Evet, sen birisini seversin, o başkasını sever, o da başkasını sever. Hiç sevenler bir yerde olmasa ayrı yerlerde olur. Bir tane işte çok sevdiğim arkadaşım var. Hı-hı. Ben ona aşığım. O da başkasına aşık. O gelip gelip başka aşkını anlatıyor bana. Yani hiç tasvip etmedim. Bir saniye bile dinlemeyeceğim ama bir gün döner döner diye dinliyorum yani 10-15 dakika. Son iki tweetimize geçtim. Argostroloji. Cevabını bilmediğim sorular sorulduğunda karşımdakini saç tellerimle dövesim geliyor. Zorlasam yaparım, o derece kıl oluyorum demiş. Farklı bir yaklaşım. Bruda Martin Jr. dur bir tadına bakayım, parantez içinde yarısını içti. Abi bunu Yalçın da yapıyor. Önümde kola var. Yok ya da başka ben bir şey. Ben koladan nefret ederim. Hayatım hayır abi, kola örneği başka bir şey var önümde. Evet. Ne bileyim, bir kokteyl var. Dur bir tadına bakayım. Tak, yarısı gitti. Evet, Yağmur Kıyamet Çiçeği'ne sormak istediğin herhangi şey var mı? Şey diyeceğim. Veda Bursa'sı hangi makamda? Makam ne? Önce makam ne? Hayır, bu nereden çıktı? Dün o kızcağızla Aynur San'ı çok ezdik ya. Aynur San. Dün Aynur San'ı bayağı zorladık bir yani. Bir sefer ben müzisyen değilim. Olsun, yine bilebilirsin. Müzik bu Muayyer Kürdi abi. Bir ilkbahar sabahı, güneş topu. Nihavent abi, Nihavent. Ha bu arada dün yani. Yanlışlık da yaptım. Dalgalandığımda duruldum da Muayyer evet. Kürdi, Kürdilce asker değil. Muayyer Kürdi ne demek? Ya şimdi 498'e yakın makam var bildiğim kadarıyla. Günümüzde de 80'e yakını oluşmuş. Mesela, makam şey, benim ben müzisyen değilim. Makam ritim kalıbı. Mesela şimdi şey dedik, Selvi Boylum'un müziği çalıyor. İşte anlar mısın ne olduğunu, hangi makamdan olduğunu? Şey yapıyorsun, bu şekilde. Merhabalar, nasılsınız? Evet. Bir alçaklığımızla şu anda... Şeye, programa Yağmur Çiçeği, sevgili Onur da burada. Dün kitabı okumaya başladım. Hemen hemen yarısına geldim. Kaç dakika söyle, Kitapta aslında 4 tane farklı konu var. Trabzonspor'la ilgili bir aşk hikayesi var. Çernobil, bir de Kazım Koyuncu. Böyle 4 tane farklı hikayeyi ard arda okuyorsun. Ama müthiş, hani çekirdek olur ya insanın önünde. Sürekli yersin. Bir türlü bırakamadım kitabı. En son gece yazarına... Gece yazarına mesaj çektim. Elimize elim tutuşturdum bir tane çekirdeği. Okuyup duruyoruz. Yani müthiş bir roman. Sanırım o 4 hikaye sonunda bağlanacak bir şekilde. Yani herkese tavsiye ediyorum. Yağmur Kıyamet Çiçeği. Şu anda tüm kitapçılarda. Dün 3 tane kitapçıdaydım. İkisinde yoktu. Bir tanesinde son kalmıştı. İnsan Kitap'tan aldım. Elimdekini. Evet sevgili Onur. Mutlaka okumanızı tavsiye sevgili ederim. Sevgili ben de tavsiye ediyorum ama biz de okumamız gerekiyor. Tavsiye etmeden önce biz kendimiz okumamız gerekiyor. Satın almamız gerekiyor. Arkadaşımıza şey yapmamız lazım. Onun dışında Muhteşem Felix. Çılgın Atlayış'ın ardından ilk röportaj demişler. Yalnız ilk röportajda hiçbir bilgi vermemişler. Felix'le ilgili düşünen nedir? Felix'le ilgili hiçbir yorumda bulunmayacağım. Çünkü bu dünyaya yararı nedir bu Atlayış'ın? Ben ona bakıyorum. Twitter dünyası, Facebook dünyası, bütün sosyal medyalarda Felix'i saniye izledi. Ben anlam veremedim. Bir süre Felix bir futbolcu mu? Bir at yarışçısı mı? Yani ne oldu? Bir türlü karar veremedim. Çünkü Twitter'da sürekli adı geçiyor. Diğerini de göremedim. Onun için şey diyeceğim. Onun için bir anlam veremedim. Başka? Dünkü Aynur San'dan bak konuşalım birazcık. Aynur San. Bu şeyin, yeni dünyanın aslında şeyidir. Ben kurabiliyorum. Bir şekilde Felix'i ön plana koyarlar. Arka şey, tamamdır. Teşekkür ederim. Çok mersi, iyi günler. İnteraktif program biliyorsunuz. Biliyorsunuz interaktif. Şeyin sen düşmesin. Evet sevgili dostlar.
Bu arada biz burada mağazanın içinde alt kat outlet'te mağazadayız. Mağazada kasada olduğumuz için zaman zaman böyle küçük ufak tefek yalanların olur canım. Mühim değil. Yalnız bir şey söyleyeceğim, hani gene kitaba döndüm de. Evet. Yine kitaba döndüm, pardon. Evet. Hani bir portakalın içi önemlidir derler ya. Evet. Ya kitabı mutlaka içeriği içi önemli. Ama abi kapağı çok da güzel. Çok güzel ya, böyle kavartmalı falan filan. Evet. Kesin bu Onur'un konseptidir. Bence de. Kitap şey diyeceğim, kitap görünüş itibariyle çok güzel ama okumak da gerekiyor bu arada. Yağmur, evet sevgili dostlar. Ha bu arada son bir şey söyleyeceğim. Mesela 20-25 yaşında abi 10 tane gençten 8'ine sorduğun zaman Çernobil. Bu arada bir şey olmuş. Bak bir dakika. Son dakika bir haberi var. Güle güle büyük usta demiş. Bir okuyalım bunu istersen çocuklar. Evet. Güle güle büyük usta demiş. Tüh. Erol Günaydın'ı kaybettik. Evet. Son dakika gelişmesi Erol Günaydın maalesef. Büyük usta, büyük tiyatrocu. Erol Günaydın'ı kaybettik şu anda. Allah rahmet eylesin. Sen devam et. Evet sevgili dostlar, son dakika. Bu da bizim internet açık olduğu için haberlere bakıyoruz. Erol Günaydın'ı kaybettik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Umarım daha diyecek bir şey yok. Saygılar.